Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. 10. sınıf fizik yazılı hazırlık programımıza hoş geldiniz. Artık 2. dönemin son yazılı hazırlık çalışmaları bunlar sevgili arkadaşlar. Biz sizler için 10. sınıf fizik yazılı hazırlık kısmında, 2. dönemin 2. yazılı hazırlık kısmında neleri baz aldık? Özellikle son üniteniz yani optik ünitenizi baz alarak sizlere küçük hatırlatmalı dipnotlar paylaşacağız. Konunun genelinden de bahsedeceğiz tabii ki. Bunun yanında sorularımız var sevgili arkadaşlar. Özellikle karşınıza sınavda gelme ihtimali yüksek olan soru tarzlarından bahsedeceğiz sizlere. Dipnotlarımız, örnek tarzdaki sorularımız, dediğimiz gibi bütünüyle sizleri ne yapacaktır? Sınava hazırlayacaktır. Bu sizin 10. sınıfta gördüğünüz son ünite başlığı yani optik adı altında hazırlanmış bir çalışma sevgili arkadaşlarım. O zaman buyurun hemen 2. dönemin 10. sınıf fizik yazılı hazırlık kısmına birlikte başlayalım. Şimdi dediğimiz gibi bu sizin son üniteniz olarak karşınıza geliyor sevgili arkadaşlar. Nedir sizin son üniteniz? Optik ünitesi. Optik ünitesinde neleri anlattık biz de sizlere dönem boyunca? Öncelikle ışıktan bahsettik. Optik nedir? Bunu anlattık. Daha sonra temel kavramlarını öğrendik. Düzlem aynaları, küresel aynaları, mercekleri ve ışığın kırılmasından bahsettik sizlere. Şimdi burada da bunları küçük birer hatırlayacağız ve daha sonrasında ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Notlarımızı çıkararak sorularımıza geçiş sağlayacağız. Hemen bakalım size buralarda nelerden bahsediyoruz. Öncelikle diyor ki ışık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalına biz ne demiştik? Optik demiştik değil mi? Optik gözlük demek değildi, mercek demek değildi, dürbün, teleskop demek değildi. Bunlar neydi? Optik birer araçtı. Optik ışığın kırılımı, ışığın yansıması değil mi? Bunları inceleyen alt daldı. Işığın girişimi, kırılımı, polarizasyonu yani kutuplanması, aydınlanması, yansıması, kırılması olaylarını inceleyen fiziğin alt dalı benim karşıma ne olarak gelirdi? Optik olarak gelirdi. Işık, yayılma, yansıma, kırılma, gölge oluşumu, renklerine ayrılma gibi olaylarında dalga gibi davranıyordu. Fotoelektrik olay, Compton saçılması, siyah cisim ışıması gibi olaylarda ise ne yapıyordu? Tanecik gibi davranıyordu sevgili arkadaşlar. Birkaç tane temel kavramımız vardı. Peki neydi bu temel kavramlar? Bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık miktarı benim karşıma nasıl gelirdi sevgili arkadaşlar? Işık şiddeti olarak gelirdi değil mi? Şöyle yazalım. Işık şiddeti kavramı olarak gelirdi. I sembolüyle gösterilirdi. Birimi ne olarak gelirdi karşıma? Kandela olarak gelirdi. Bir ışık kaynağından çıkan ışınların yüzeye dik düşen miktarına ne diyordum ben? Işık akısı diyordum. Bunlar boşluk doldurmalarda karşınıza gelebilir. Lütfen dikkat edin. Biliyorsunuz ki ikinci yazılılarda özellikle bu klasik sınavlarda hocalar ne yapıyor? Seviyorlar boşluk doldurmaları. O yüzden bizce buradan özellikle ışık şiddetinden, ışık akısından, aydınlanma şiddetinden ifadeler gelir. Karşınıza dikkat edin. Işık akısını nasıl gösteriyorduk? Fi sembolüyle gösteriyorduk. Birimini lümen olarak alıyorduk. Işık şiddeti I olan bir kaynağın ışık akısı 4 pi I olarak karşımıza geliyordu. Küresel sistemlerde lütfen hatırlayınız. Işınlar yüzeye dik bir şekilde gelirse ışık akısı ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Şu senin yüzeyin. Şöyle yapalım. Bu senin yüzeyin. Işınlar yüzeye dik bir şekilde gelirse bakar mısın yüzeye çarpan ışık ışınlarının miktarına? Tabii ki ışık akısı da ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Şimdi hazır yazılı döneminden bahsetmişken arkadaşlar sizler için hazırladığımız çok güzel böyle ikinci dönem yazılı notlarımızın olduğu, birinci artı ikinci yazılı notlarının olduğu bir kitapçığımız var. Buradan da ne yapabilirsiniz? Yararlanabilirsiniz. Hemen kitapçığın ilgili sayfası, mesela dersimiz fizik değil mi? 121. sayfasını açtığımız zaman sevgili gençler şu şekilde gayet yazılı notları, ikinci dönem birinci yazılıdan ve ikinci yazılıdan sorumlu olacağınız kısımların hem küçük dipnotlarını hem de örnek soru çözümlerini ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla görebilirsiniz. Şöyle ilerlediğimiz zaman bakın hemen optik kısmı işte sayfa 140'tan başlıyor. Dediğimiz gibi buradan da ne yapabilirsin? Rahatlıkla faydalanabilirsin. Tabii ki bitiyor mu sizler için hazırladığımız yazılı kısmı? Hayır. Dinamo soru bankamızdan da sevgili arkadaşlar sayfa 221'de hemen şöyle açarak da sizler için göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Hazırladığımız yazılı sorularımız var. Şimdi 221'e ulaşıyoruz. Devam ediyoruz ulaşmaya şu şekilde. Heh, gösterelim. Burada sizin için hazırladığımız bakın 4. ünite yazılı başlığı altında hazırladığımız sorular var. Buradan da gayet faydalanarak sınavınıza yönelik soru çözümü yaparak o sınavdan en yüksek notu alarak yolunuza devam edebilirsiniz deyip devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar.
Evet, ne dedik? Bizim için temel kavramlar ve bu kavramların beraberinde getirdiği matematiksel yazılımlar, yani semboller çok önemli. Bunlardan bir tanesi de neydi? Aydınlanma şiddetiydi. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısı miktarı benim karşıma aydınlanma şiddeti olarak geliyordu. E sembolüyle gösteriyordu. Birimi neydi? Lüks olarak ifade edilmişti. Çocuklar, soruları çözdükten sonra yanlarına birim yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Çatır çatır puanlarınız kırılır benden söylemesi. Şimdi şöyle küresel bir cismin ortasına ben ne yaptım? Bir I ışık kaynağını yerleştirdim. Işık şiddeti olan bir kaynak yerleştirdim. Ve burada ne yapıyorum? Bir aydınlanma şiddeti elde etmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl elde edeceğim. Yüzey alanı A olan bir yüzeye düşen ışık akısı, yani fi ise dedik. Bunu bu şekilde sembolize ettik. Yüzeydeki aydınlanma şiddetini ben nasıl ifade ediyorum sevgili arkadaşlar? Fi bölü S olarak ifade ediyorum. Fi'yi az önce ne olarak açtık? Biz 4 pi I olarak açtık. Yüzey alanından bahsettik ya, yüzey alanı da kürede nedir? 4 pi R karedir. Biz bu 4 pi'leri bir öpelim gitsin birlikte. Ne kaldı? I bölü R kare kaldı. Siz küresel bir cismin içerisinde oluşan aydınlanma şiddetini de nasıl elde edebilirsiniz? Hemen I bölü R kare ile ifade edebilirsiniz. Peki hocam, bu küresel bir yapı değilse eğer, ben bir yüzey üzerindeki aydınlanma şiddetini nasıl elde edeceğim? Çok daha basit, ki sınavda bu kısım daha çok çıkıyor. Benden size küçük bir tavsiye. Işık kaynağından D kadar uzaklıkta bulunan bir noktanın etrafında oluşan aydınlanma şiddeti neydi hatırlayalım? E eşittir I bölü D kareydi. Orada R kare aldık, burada D kare alıyoruz. Sonuçta D de R de uzaklık mesafesidir değil mi? Orada kürenin merkezinden yarıçap olan uzaklığı alıyorum. Burada ışık kaynağının yüzeye olan uzaklığını alıyorum. I bölü D kare. Peki hocam, her zaman böyle dik mi yerleştirir? Yok, her zaman dik yerleştirmez ki. Genelde sınavda hocalar açılı bir şekilde yerleştiriyorlar. Yine aynı, hiçbir şey değişmiyor. Yine I bölü D kare. Bir de sevgili arkadaşlar, buraya ne ekleyeceğim? Kosinüs alfayı ekleyeceğim. Şuradaki açım benim için önemli. Eğer bu şekilde bir sistem verirlerse hemen aydınlanma şiddetlerini bu şekilde ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Benim optik başlığı altında en çok önem verdiğim ifadelerden bir tanesi de neydi? Ki genel fizik öğretmenlerinin özellikle üstüne durduğu noktalardan bir tanesidir. Gölge oluşumuydu. Derste bunu çok detaylı bir şekilde paylaştık. Şurada da hemen küçük bir hatırlatma yapacağız. Özellikle yaklaştı, uzaklaştı, ışık kaynağı eklendi, ışık kaynağı çıkarıldı kısımlarına lütfen çok dikkat ediniz sizlerde. Işınların saydam olmayan engelden geçemeyip engelin arkasında karanlık bir bölge oluşturmasına ben ne diyordum? Gölge diyordum sevgili arkadaşlar. Şimdi sen bu ışık kaynağı koydun. Önüne bir cisim koydun. Şimdi opak cisimler vardı değil mi? Işınlarının içerisinden geçmesine izin vermeyen cisimlerdi bunlar. Saydam izin veriyordu, yarı saydam. Yarısını izin veriyordu, yarısını izin vermiyordu. Şimdi burada bak, ışık kaynağından ışık ışınları çıktı değil mi? Normalde ışık kaynağından ışık ışınları her yöne yayılır. Benim için önemli olan neydi gölge oluşumunda? Bir üst ucundan bir de alt ucundan geçendi. Hocam niye böyleydi? Çünkü bak, buradan gelen ışın buna çarpıp arkasına geçebilir mi çocuklar? Elinizde bir fener olduğunu düşün. Duvara tuttuğunuz zaman duvarın arkasına geçebiliyor mu bu ışık ışınları? Hayır, geçemiyor. Dolayısıyla evet, buradan bir sürü ışık ışını gelir ama cisme çarpıp arkasına geçemez. Benim için gölge oluşumunda önemli olan neydi? Işık kaynağından çıkan ışınlar. Cismin bir üst ucundan geçiriyordum, bir de alt ucundan geçiriyordum. İşte arada kalan bölge hiç ışık almadığı için neydi? Gölge oluşumuydu. Eğer sen tek bir noktasal ışık kaynağı kullanıyorsan tam gölgen oluşuyordu. Ama sen birden fazla noktasal ışık kaynağı kullanıyorsan hem tam hem yarı gölgen oluşuyordu. Tek bir küresel ışık kaynağı kullanırsan yine hem tam hem yarı gölgen oluşuyordu, derslerden hatırla. Şimdi geldiğimizde bunda nasıl çiziyordum? Bak aynı şey. Hem K ışık kaynağından hem L ışık kaynağından cismin bir üst ucundan bir de alt ucundan geçecek şekilde ışınlar gönderiyorum. Hiç ışık almayan kısım, ikisinden de ışık almayan kısım tam gölge. Kısmen bir tanesinden ışık alan bölgelerde yarı gölgeydi. Hadi gel beraber yapalım. Bak şimdi. Burada benim opak bir cismim var. Ben K ışık kaynağından cismin bir alt bir de üst ucuna gelecek şekilde ne yaptım? Işınlarımı gönderdim. Dikkat et bak, yerini belirliyorum. Yerini belirliyorum. Kırmızıyla işaretliyorum. Hocam orada farklı bir şey geldi sanki. Hiç farklı bir şey yok. Aynısını L'den yapacağım. L'nin bir alt ucundan bir de üst ucundan geçecek şekilde ışınları gönderiyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bak, buraya dikkat et. Benim hem kırmızıyla hem de şu yeşili de tarayayım. Şöyle tarayayım. İkisiyle de aynı anda taradığım kısım neresi? Şurası değil mi? O zaman burası ne oldu? Tam gölgenin ta kendisi oldu. Bak, şu üstte kalan K kısmı sadece L'den ışık aldığı için yarı gölge.
L kısmı da sadece K'dan ışık aldığı için nedir bu? Yine yarı gölge olarak benim karşıma gelmiş oldu. Gölge çizimleri bu kadar. Genellikle gelen yorumlarda hocam gölge çizimleri nasıl oluyor diye söylüyorsunuz bizlere. Bu şekilde oluyor. Cismin üst ve alt ucundan ne yapacaksın? Işın göndereceksin. Peki en çok gelen kısımlardan yine sevgili arkadaşlar burada hoca sorar diyoruz. Özellikle şu kısma lütfen dikkat ediniz. Hoca kesinlikle ne yapar? Buradan soru sorar sizlere. O yüzden uyanık olun, dikkatli olun. Sizdeki çocuklar soruyu kaçırmayın. Noktasal ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında gölge alanı büyür. Hiç üşenme çiz. Yaklaştır, uzaklaştır. İki tane çizgi çizeceksiniz. Hiçbir şey olmaz. Soru da garanti sizi çözüme götürür. Cisim perdeye yaklaştırdığında oluşan gölgenin alanı ne olacak? Küçülecek. Bak cismi perdeye yaklaştır, gölge götür. Değil mi? Hani perdeye yaklaştır diyor. Işık kaynağına demiyor ama lütfen buna çok dikkat et. Cisim perdeden uzaklaştığında ise oluşan gölgenin alanı ne yapacaktır? Büyür. Bak şu cisim oynar bir şey. Yaklaştır, uzaklaştır. Işık kaynağını çek. Yeniden ışın gönder. Altı üstü çizeceğimiz iki tane ışın ama kazandıracağı bir soruda 10 puan. Gölge oluşumumuz bu şekildeydi. Yansıma neydi arkadaşlar? Bir ışık kaynağından çıkan ışığın engele çarparak geldiği ortama tekrar geri dönmesine ışığın yansıması diyordum. Lütfen kırılmayla karıştırma. Yansıma olayında ışık hem tanecik hem de dalga özelliği gösteriyordu. Güzel çiçek özelliklerden bir tanesiydi. Yansıma olayında ışığın, lütfen buraya çok dikkat et, rengi, frekansı, hızı gibi özelliklerinden hiçbiri değişmez. Sadece doğrultusu ve yönü değişiyor. Aslında doğrultusu da demeyelim de yönü değişiyor sevgili arkadaşlar. Burası bizler için nedir? Önemli iki tane kavramdır. Şimdi sen bir aynaya, düzlem aynaya ya da küresel aynaya ister kırmızı ışık gönder, ister yeşil ışık gönder, ister mor ışık gönder. Çarpıp geri döndüğünde hızında, renginde, frekansında hiçbir değişiklik olmaz sevgili arkadaşlarım. Sadece yönde ve doğrultuda değişiklik olur. Ancak kırılmada bu iş biraz değişiyor. Özellikle yönünde, özellikle rengi kırılmanın açısını çok etkiliyordu. Hatırlayın, kırılma ile yansıma arasındaki en önemli özellikler de neydi? Bunlardı. Yansıma kanunlarımız neydi? Bir kere yansıma kanunları düzlem aynalar, çukur aynalar ve tümsek aynaların hepsinde geçerliydi. Çok basit bir tane kuralımız vardı. Bunu bildiğimiz zaman hemen sorulara ne yapıyorduk? Entegre edip geçiyorduk. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı nokta bizim için ne noktaydı? Normal noktasıydı değil mi? Bak şimdi ben bunu düzlem bir aynaya gönderiyorum. Şimdi ne yaptı? Bak gelen ışının çarptığı noktadan yüzeye dik olarak çizdiğim hayali çizgi normal çizgisiydi ve her zaman normal yüzeyle 90 derece açı yapacak şekilde çizilirdi. Mesela benim aynam şu şekilde olsun. Tamam mı? Normali nasıl çizeceğim? Bak yüzeyle her zaman arasında 90 derece olacak şekilde çizeceğim. Aynen bu şekilde olsun. Yine ne yapıyorum? Normali yüzeyle 90 derece olacak şekilde çiziyorum. Hayali bir çizgidir. Şimdi geldik işin civcivli tarafına. Gelen ışının normalle yaptığı açı her zaman yansıyan ışının normalle yaptığı açıya nedir? Eşittir çocuklar. Şimdi hocam gelme açısı yansıma açısı neresiydi? Gelen ışınla normal arasındaki açıya gelme açısı diyordum. Şurası. Yansıyan ışınla normal arasındaki açı da benim için neydi? Yansıma açısı olarak karşıma gelmişti ve düzlem aynalarda yani genel olarak aynalarda her zaman ama her zaman gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşitti sevgili arkadaşlar. Şimdi normalin yüzeyle 90 derece açı yapması ve gelme açısı ile yansıma açısının birbirine eşit olması bitti. Yansıma kanunları gerçekten bu kadar. Şimdi hemen gel birkaç tane örnek yapalım seninle beraber. Baktığın zaman bak şu yüzey normali değil mi? Bazen normali hatta çoğu zaman normali biz çizeceğiz lütfen bunu unutmayın. Şimdi 45 derece ile gelmiş mi? O zaman yansıma açısı nedir? 45 derecedir. Hatta şurası nedir? Şuranın, şurasının açısı yine 45 derecedir. Doğru mu? Çünkü normalle yüzey arasında 90 derecelik bir açı vardır. Gel devam edelim bakalım hemen. Şimdi bak bana ayna ile gelen ışın arasındaki, şu da yansıyan ışın doğru mu? Gelen ışın arasındaki açıyı vermiş. Hadi bana şurayı sorsun. Gel bulalım. Ne var bunda? Şimdi şurası 90 derece değil mi? 30 derece buradaysa buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. E ben biliyorum ki gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit. O zaman burası da nedir? 60 derece. Hatta şurası da yine nedir? 30 derecedir sevgili arkadaşım. Şimdi Z ışını göndermişim. Z ışını da normal çizmemişim. O zaman ben burada ne yapacağım? Normali çizeceğim. Ve ben biliyorum ki gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. O zaman normal buradaki açı iki eşit parçaya böldü mü? Böldü gitti. Ne kaldı? 35 derece, 35 derece kalmış oldu. Sen bu özelliği kullanarak ayna sorularında tamamen bütün açıları ne yapabilirsin? Bilebilirsin. İstersen sana şöyle ne yapsın? İki tane aynayı çakıştırsın. Şuralardan ışınlar göndersin. Her zaman neyi kullanacaksın önce? Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Gerisi de bir
birazcık geometri bilgisi açıkçası. Düzlem aynaları ve özelliklerine bakalım. Görüntü özellikleri neymiş? Görüntü nasıl oluşmuş? Hemen bunları hatırlayalım. Düzlem aynada bir noktanın görüntüsünü çizmek için o noktadan aynaya ne yapıyorduk? En az iki tane ışın gönderiyorduk. Yansıyan ışınlar düzlem aynalarda kesişmiyorlardı. Bu ışınların neyi kesişiyordu? Uzantıları kesişiyordu. Ve uzantılarının kesiştiği noktada görüntü meydana geliyordu. Hemen gel gönderelim bak şimdi. A noktasından iki ışın gönderiyoruz dedik ya. Önce ne yapmışım? Bak dik bir şekilde ışın göndermişim. Dik gönderdiğim ışın nasıl geri dönecek? Dik geri dönecek. Gönderdiğim ışın uzantısını buldum. Bir de aynanın uç noktasına gönderiyorum. Aynanın uç noktasına ışın gönderdim. Normalini çizdim. Yansıma kanunlarına göre yansıttım ve yansıyan ışının uzantısını buldum. Artık görüntüm nerede? Burada oluştu. Unutma, hatırlatayım. Cismin aynaya uzaklığı ne kadarsa görüntünün de aynaya olan uzaklığı o kadardır sevgili arkadaşlar. Düzlem aynalarda. Peki noktasal değil de boyutlu bir cismin varsa geri aynısını yapıyorum. Aynanın bir A noktasından ışın gönderdim, geri yansıttım, uzantısını aldım. A noktasının aynasının ucundan ışın gönderdim, yansıma kanunlarına göre geri yansıttım. Yansıyan ışının görüntüsünü aldım, bu benim için A noktası. Aynısını B için de yapıyorum. Şöyle uçlarına gönderiyorum, yansıma kanunlarına göre yansıttım. Yansıyan ışının uzantısını aldım, B noktası. Birleştir, geç. Dikkat et, biraz sonra sayfada da söyleyeceğim zaten. Düzlem aynalarda cisim hangi boydaysa, hangi şekildeyse görüntü de öyledir sevgili arkadaşlar. Düzlem aynalar normal bildiğimiz evde kullandığımız aynalardı. Hatırlayın. Sen evdeki aynaya baktığında kendini daha şişman, daha zayıf, daha uzun ya da ters dönmüş olarak görüyor musun? Görmüyorsun. Sen nasılsan aynadaki görüntün de o şekildeydi. Şöyle bir dipnotum var sevgili arkadaşlar. Muhtemelen hocanın yine soracağı kısımlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Düzlem aynalarla alakalı olarak hoca buradan sorar. Bakalım neymiş? Kesişen aynalar. İki tane aynayı ne yaptım ben? Şöyle bir noktada kesiştirdim. Şurada K cisminin 1 ve 2. aynadaki toplam görüntü sayısını hangi bağıntıyla bulacağım? N dediğimiz şey görüntü sayısıdır. 360 bölü 2 ayna arasındaki açı eksi 1 sevgili arkadaşlar sana oluşan görüntü sayısını verir. Hocam bu 1'i niye çıkardık? Çünkü bu sensin. Kendini çıkaracaksın. Sen görüntü değilsin. Sen nesin? Sen cisimsin orada. Kendini çıkaracaksın. Oluşan görüntü sayısını bulacaksın. Peki düzlem aynalarda görüntü özellikleri neydi? Bir kere zahiriydi. Yani gerçek değildi. Çünkü ışınların kendileri değil uzantıları kesişiyordu. Görüntünün aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşitti. Boyu cismin boyuna eşitti. Cisme göre simetrikti. Yani sağlı solluydu hatırla. Aynaya göre simetriktir ifadesi nedir? Karşımıza gelir. Değil mi? Hatta bu yüzden işte bu ambulans, itfaiye yazıları sen normalden baktığında ters okursun ama arabanın dikiz aynasından baktığında düz okursun onu hatırla. Görüş alanı önemli bir ifadedir. Aynada gördüğü, gözün aynada gördüğü alan benim karşıma nasıl gelirdi? Görüş alanı ifadesiyle gelirdi sevgili arkadaşım. Peki sen görüş alanını nasıl belirlerdin? Hemen bakalım. Gözden aynanın uçlarına ne yapıyordun? Işınlar çiziyordun bak. Gözden aynanın ilk ucuna ışın çizdim, yansıttım. Bu bir. Hemen yine gözden aynanın ikinci ucuna ışın yansıttım. Ya gönderdim ve yansıttım. Şu arada kalan cisim neydi? Bölge neydi senin? Görüş alanında. Bu arada kalan bölgedeki cisimleri görebiliyordum. Sadece neye çok dikkat edecektin? Cismin önünde aynı büyüklükte, aynı hizada başka bir cisim varsa sen arkasındakini göremezsin. Şimdi senle aynı boyda, aynı kiloda, aynı fiziksel özelliklere sahip bir kişi senin önünde durursa sen aynada kendini görebilir misin? Göremezsin. Bu şekilde düşünebilirsin. Karesel sistemlerde de ne yapıyorduk? Cisim aynaya ne kadar uzaklıktaysa, değil mi? Hemen aynanın arkasına bunun simetrisini alıyordum, taşıyordum ve buradan birim karelere de dikkat ederek ne yapıyorduk? Aynanın uçlarından ışınlar gönderiyorduk. Yine arada kalan kısımları görebiliyorduk. Derslerde çok detaylı anlattık. Lütfen burayı da hatırlayıp sınavlara hazırlanırken dikkat ediniz. Geldik küresel aynalara. Küresel ayna neydi? Yansıtıcı yüzeyi bir kürenin iç ya da dış yüzeyi şeklinde olan aynalar benim karşıma küresel ayna olarak gelmişti. Çukur aynalar ve tümsek aynalar olarak ikiye ayırmıştım. Yansıtıcı yüzey yani görüntünün oluştuğu kısım bu şekildeyse buna iç yüzeyi ise yani bu şekildeyse neyse görüntünün oluştuğu kısım aynanın iç yüzeyi ise ben buna çukur ayna diyordum. Görüntünün oluştuğu kısım yani yansıtıcı tarafı tümsek şeklinde olan aynalara da ne diyorduk? Tümsek aynalar diyorduk. Bu ikisini birleştirdiğimde bir tane daire elde ediyorum. Bak şimdi. Çukur aynalarda neydi? Odakla merkez aynanın iç tarafındayken tümsek aynalarda odakla merkez aynanın dış tarafında kalıyordu. Dolayısıyla bir tanesinde ışınların kendileri birleşerek görüntü oluşuyordu. Bir tanesinde ışınların uzantıları birleşerek görüntü oluşturuyordum. Hemen özelliklerini küçük bir hatırlayalım. Zaten şu görseli hatırlayacaksındır. Burada bütün numaralarımız var. Bütün kuralları ben sana bunun üstüne anlatacağım. Çukur, iç bükey. Yani içe bükük aynalar demekti. Yansıtıcı yüzeyi bir kürenin
İç ya da dış yüzey olan şeklinde olan aynalara ben ne dedim? Küresel aynalar dedim. Özellikle yansıtıcı yüzeyi bir kürenin iç yüzeyi şeklinde olan aynalar çukur aynaydı. Hatırlayalım kuralları. Kurallar çok önemli. Optik dersi tamamen kurallardı çünkü. Şimdi bak, ışınların renklerini takip etmeni istiyorum. Birinci ışına bakalım. Asal eksene aynayı tam ortadan kesen, ben hayali çizgiye ne diyordum? Asal eksen diyordum. Asal eksenle aynanın çakıştığı noktada benim için neydi? Tepe noktasıydı. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansırdı sevgili arkadaşlar. Bu bir. İkinci ışınıma bakayım. İkinci ışınımı nereden geçirmişim? Bak, merkezden geçirmişim. Merkezden gelen ışın aynaya çarptıktan sonra merkezden olacak şekilde geri döner. Bu iki. Çizmiyorum daha fazla karışmasın diye, sadece işaretlemelerle gösteriyorum. Üçüncü ışınıma bakayım. Bak şimdi, turuncu ışını takip et. Üçüncü ışın, aynanın tepe noktasına gelen ışın asal eksenle hangi açı yapıyorsa yine aynanın tepe noktasından asal eksenle aynı açı yapacak şekilde yansır. Üç. Dördümüze bakalım hemen. Yine bak, birbirinin tersi durumlar da söz konusu. Az önce paralel gönder dediğim odaktan yansıdı ya. Şimdi bak, odaktan geçecek şekilde göndermişim. Aynaya çarptıktan sonra asal eksene paralel olacak şekilde ne yapmış? Yansımaya uğramış. Lütfen buna çok dikkat et. Aynı özellikler dış bükey aynalarda, yani tümsek aynalarda da geçerli sevgili arkadaşlar. Ancak burada ışın değil de ışının uzantısı diyeceğim. Şimdi tek tek anlatıyorum sizlere. Asal eksene paralel geçen ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yaptı? Yansımaya uğradı bak. Kırmızı ışın ucunu takip et. Odaktan geçecek şekilde gönderilmiş. İkinci ışına bakıyorum. Sen tümsek aynada merkezi hedefleyerek bir ışın gönderiyorsan uzantısı merkezden geçecek şekilde ne yapmış oldu? Geri yansımış oldu. Üçüncüye bakalım. Tepe noktasına gönderdiğin tepe noktasıyla aynı açıyı yapacak şekilde yansıdı. Yine odağı hedefleyerek gönderdiğin ışık ışını tümsek aynaya çarptıktan sonra asal eksene paralel olarak ne yaptı? Yoluna devam etmiş oldu. Hemen görüntüleri hatırlayalım. Neydi çukur aynada görüntülerimizin özelliği? Eğer senin cismin sonsuzdaysa görüntün odak noktasında küçük olarak görünüyor değil mi? Noktasal. Bak, boyutlu bir cismin senin aynana sonsuz uzaklıktaysa görüntün odak noktasında ve noktasal bir şekildeydi. Lütfen bunu unutma. Eğer senin cismin odak noktasındaysa görüntü sonsuzda oluşuyordu. Çünkü bu iki ışını gönderip yansıttığın zaman birbirine paralel ya. Dolayısıyla kesişme ihtimalleri yok. Görüntü oluşmaz demiyoruz da görüntü sonsuzda oluşur diyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer senin cismin odakla tepe noktası arasındaysa görüntün nerede oluşuyordu? Bu tek özellikli durumudur. Bütün çukur aynalarda görüntü aynanın ön tarafındayken sevgili arkadaşlar, burada istisnai durum vardır. Görüntü aynanın arkasındadır. Işınlar değil, neydi, uzantıları kesişerek görüntüyü oluşturuyordu. Odakla tepe noktası arasındaysa aynanın arkasında düz büyük olarak oluşuyor. Bir çukur aynada normalde sevgili arkadaşlar her zaman görüntü nedir? Terstir, gerçektir. Bunu unutma. Çünkü ışınların kendileri ne yapıyordu? Birleşerek oluşturuyordu. Ama burada uzantılar birleşerek oluşmuş. Cismin merkezdeyse görüntün de merkezde, ters gerçek boyu cismin boyuyla aynı olarak meydana geliyordu. 3F 1.5F olayını hatırla lütfen sevgili arkadaşım. Eğer senin cismin işte 1.5F'de ise görüntün 3F'de. Cismin 3F'de ise görüntün 1.5F'de meydana geliyor. Her zaman ters. Unutma bunu. Gerçek bir görüntüdür. Geldik şimdi neye? Tümsek aynalarda, yani dış bükey aynalarda görüntüye. Bu çok basitti. Çünkü tümsek aynada oluşan tüm görüntüler cisim nerede olduğundan bağımsızdır. Sanaldır. Cisimden küçüktür. Cisimle aynı yönlüdür. Yani ters değildir. Her zaman odak noktasıyla ayna arasında meydana gelir. Senin cismin nerede olursa olsun görüntün her zaman odak noktasıyla ayna arasındadır. Küresel aynalar konumuzu hatırlayın. Şimdi geldik neye? Işığın kırılmasına sevgili arkadaşlar. Şimdi ışığın kırılmasından bahsettiğimiz zaman yansıma neydi? Çarpıp geri dönme demekti. Kırılma ne demek? Yönden bağımsız olarak bir şey ifade edelim sizlere. Bu geldiği ortama çarpıp geri dönmüyor sevgili arkadaşlar. Ortamlar arasında yolculuğuna devam ediyordu ama doğrultu ve yön değiştirerek, hani daha doğrusu doğrultu değiştirerek yoluna devam ediyordu. Işığın yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu ve hız değiştirmesine ben ne diyordum? Kırılma diyordum. Burada yoğunluktan kastımız neydi sevgili arkadaşlar? Mesela hava az yoğun ortam, su ya da cam çok yoğun ortam. Değil mi? Havadan sen suya gönderdiğin zaman yoğunluğu farklı iki ortam arasında ışınını hareket ettirmiş oluyorsun. Şimdi burada önemli olan neydi? Az yoğun ortamda neler değişirdi?
çok yoğun ortamda neler değişirdi buna bakalım. Işık maddelerde yoğunluk derecesine göre bak farklı hız ve doğrultularda ilerler. Yansımada hızı değişiyor muydu? Değişmiyordu. Dolayısıyla sevgili gençler kırılmada hızımız değişecek. Rengimiz gene değişmiyor tabii ki. Sadece hızla alakalı bir bağıntı ifade edeceğiz sizlere. Şimdi baktığımız zaman burada ifade etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de neydi? Sinel yasasıydı derste de bahsetmiştik. Gelme açısının sinüsünün, kırılma açısının sinüsünün oranı sabitti ve ben bu yasaya ne diyordum? Sinel yasası diyordum. Bu oran ortamların kırıcılık indislerinin birer oranıydı aslında. Neydi? Birinci ortam, ikinci ortam. N1 çarpı sinüs alfa eşittir N2 çarpı sinüs beta. Gelme açısı, kırılma açısı. Hani dedik ya sinüs alfa bölü sinüs beta oranlar kanunuydu ya bu sevgili gençler. N2 bölü N1 diyoruz, V1 bölü V2 diyoruz. Unutmayın. Hatta bir sonraki sayfamda var, sizlere hemen şuradan göstereceğim sevgili arkadaşlar. İndisler arttıkça, yani bir ortamın kırıcılık indisi yoğunluğu arttıkça ışık orada daha yavaş ilerler sevgili gençler. Ne demiştik derse, kendinizi düşünün, siz kalabalık bir ortamda hızınızı yavaşlatmak zorunda kalmaz mısınız, değil mi? Tenha ortamlarda daha hızlı ilerlersiniz. Işık da aynı kanunu uyuyor tabii ki. Işınlar, şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Şimdi sen çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtin. Normalde hiç kırılmaya uğramasaydın nasıl yoluna devam edecektin? Bu şekilde, değil mi? Bu şekilde devam edecektin. Şu senin normalin. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtin, normalden uzaklaşarak artık rahatsın. İstediğin yöne hani rahatlıkla uzaklaşarak gidebiliyorsun. Ancak sen az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçersen ne yapacaksın? Normale yaklaşarak kırılacaksın. Şimdi normal devam etseydin bu şekilde gidecektin. Bak şu senin normalin, yüzeyi 90 dereceyle bölmüş hayali çizgi. Normale yaklaşarak kırılıyorsun. Buna çok ama çok dikkat et. Işığın rengi de, özellikle mercekleri anlatacağım. Burada çok önemli. Şimdi bir iki tane istisna durumumuz vardı tabii ki, hatırla. Eğer senin ışının mesela şöyle bir cam ortamı olsun burası. Burası da hava ortamı olsun. Tamam mı? Şöyle dik bir şekilde geliyorsa kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyordu. Ya da tam tersi durumu da mümkündü. Kırılmaya uğramadan 90 dereceyle geliyorsa yoluna devam ediyordu. Kırılmaya uğramadan lütfen buna çok dikkat et. Evet, hızı değişir. Şimdi nasıl hızı değişir? Camın kırılma indisi, değil mi? Şurasını hava yapalım. Cam havadan daha yoğun bir ortam olduğu için sevgili arkadaşlar, ışığın camda ilerleme hızı havada ilerleme hızından neydi? Daha, şöyle V diyelim şuna da, daha küçük olacaktı. Çünkü camın kırılma indisi havadan daha büyüktür. Buraya baktığımız zaman hızlı, yavaş, hızlı olarak isimlendirebilirsiniz. Ama kırılmaya uğrayacak mı? Hayır. Sadece neyi olacaktır orada? İşte hızında bir değişiklik meydana gelecektir. Son olarak sınır açısı ve tam yansımadan bahsetmiştik sevgili arkadaşlar. Bence yine buradan nedir? Şöyle bir soru, hani kesin çıkar diyoruz. En azından günlük hayattaki olaylardan çıkabilir ya da hani sınır açısını buldurabilir. Buraya birazcık dikkat etmenizi isteyeceğiz. Gelme açısı belli bir açı değerin ulaştığında kırılma açısı 90 derece oluyordu ve ışın ortamları ayıran yüzey üzerinde hareket ediyordu. İşte biz burada kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına ne diyorduk? Sınır açısı diyorduk sevgili arkadaşlar. Sınır açısından, eğer sen ışık ışını sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderdiğin zaman ışık ışını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye tenezzül dahi etmiyordu. Geldiği ortamda kırılmaya değil de yansımaya uğruyordu. İşte biz de buna ne diyorduk? Tam yansıma diyorduk sevgili arkadaşlar. Hemen durumlarına bakalım. Şöyle tek tek inceleyelim mi? Bak, bu zaten 90 dereceyle geldiği için hiç kırılmaya uğramadan devam etmiş. Belli bir açıyla gönderilmiş sevgili arkadaşlar. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiği için normalden uzaklaşarak kırılmış. Şimdi bak, işte bizim sınır açısı oluşturduğumuz durum bu. Diyor ki gelme açısını sen belli bir değere ulaştırdığın zaman kırılma açısı 90 derece olur. Gördün mü bak, kırılma açısı. Kırılan ışının normalle yaptığı açı 90 derecedir. İşte böyle bir durumla karşılaştığın zaman şuradaki gelme açısı artık senin neyin oluyor? Sınır açın oluyor. Bu durumda ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kırılma açısını 90 derece yapan gelme açısına sınır açısı diyoruz. Adam sana diyor ki eğer sen sınır açısını bulduktan sonra ışık ışını sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderirsen çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışını geçmez. Geldiği ortamda tam yansıma yapar. Yani artık şuradaki açılar ne oluyor? Birbirine eşit olarak, hani normal sanki aynaya çarpmış da geri dönmüş gibi oluyor. Bu da sınır açısı ve tam yansımaydı. Peki tam yansımayı nerelerde kullanıyoruz? Fiber optik sistemlerde kullanıyoruz. Bu havuzların içindeki aydınlatmalarda kullanıyoruz. Park bahçe aydınlatmalarında sevgili arkadaşlar. Özellikle dediğimiz gibi en büyük kullanım alanları tıp sektöründe kullanılıyor mesela. Ve tabii ki o fiber optik sistemlerde günlük kullanım amaçları.
ışığın kırılmasından bahsetmişken son olarak mercekleri anlatalım sizlere çocuklar. Mercekler de neydi? Işığı kıran optik araçlardı. Bunlara bakalım hemen. Işığın kırılması sonucu ışık ışınları bir noktada toplayan ya da bir noktadan dağılıyormuş gibi gösteren optik aletlere en az bir yüzü küresel diyelim. Dolayısıyla bu aletlere biz ne diyorduk? Mercek diyorduk. Mercekleri ince kenarlı ve kalın kenarlı olarak ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık. İnce kenarlı mercekleri biraz çukur aynalar gibi, çukur aynaların özelliği gibi, kalın kenarlı mercekleri de biraz tümsek aynaların özelliği gibi düşünebilirsiniz. Hemen ince kenarlı mercekle başlayalım sevgili arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler şu şekilde de gösteriliyor, şu şekilde de gösteriliyor. İkisi de ince kenarlı merceğin görüntü şeklidir. Yani sembolize edilmiş hali diyebiliriz. Hemen özel ışınlarımıza bakalım. Asal eksene paralel gelen odaktan kırılır. Yine tam tersi de mümkün. Odaktan gelen ince kenarlı merceği çarptıktan sonra asal eksenine paralel olacak şekilde kırılmaya uğrayacaktır. Şimdi merceklerde merkez demiyorduk da 2F uzaklığı diyorduk. Aslında bunun merkezi gibi de düşünebilirsin ama aynalarda daha çok merkezi kullanıyoruz. 2F'den geçecek şekilde sen bir ışık ışınını ince kenarlı merceğe gönderirsen ince kenarlı mercekten kırıldıktan sonra yine 2F noktasından geçecektir. Burada bir optik merkez durumumuz vardı sevgili arkadaşım. Hatırla, merceğin tam orta noktasına ben ne diyordum? Optik merkez diyordum. Sen optik merkeze gelecek şekilde bir ışık ışını gönderdiğin zaman ne yapıyordu? Kırılmadan yoluna devam ediyordu. Optik merkezden geçecek şekilde. 1.5F'e 3F olayımız burada da var. Sen 1.5F'ten ışık ışını gönderdiğinde ince kenarlı merceğe çarparak ne yapar? 3F'ten geçecek şekilde kırılır. Tam tersi de mümkündü. 3F'ten sen ışık ışını gönderirsen 1.5F'ten geçecek şekilde ne yapar? Kırılmaya uğrardı. Görüntü oluşumumuz zaten hani şöyle şekillerle de size ifade etmiştik. Normal dersimizde de paylaşmıştık sevgili arkadaşlar. Sadece renklerine dikkat edin. Bakın mesela 2F'de olan cismin görüntüsü nasıl oluşmuş? Ters oluşmuş, görüyor musun? Yine 2F'de oluşuyor. İşte 2F ile F arasındaki cismimin görüntüsüne bakıyorsun. 2F'in dışında meydana geliyor. Sadece şurada odağı hatırlatmak istiyorum tekrardan. Sen ince kenarlı bir merceğin odak noktasına bir cisim koyarsan görüntüsü sevgili arkadaşlar yine hani aynalarda olduğu gibi gördüğünüz zaman hani sonsuzda ya da tam şey de noktasal görünmeyecek şekilde hani 2F'de şurası F noktasında oluşan cismin görüntüsü ne yapıyorsun? Burada göremiyorsun çünkü sevgili arkadaşım odak noktası neydi? Özellikli bir durumdu. Kalın kenarlı merceklere bakalım. Kalın kenarlı mercekler bu şekilde de ifade edilir. Sevgili arkadaşlar şu şekilde de ne yapılabilir? İfade edilir kalın kenarlı mercekler. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplama özelliğine sahipti. Kalın kenarlı mercekler ışığı bir noktadan dağıtma özelliğine sahipti. O bir nokta neresiydi? Odak noktasıydı. Yine ışınların uzantılarıyla işim var. Özel ışınlara bakalım. Asal eksene paralel gönderdiğin ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılıyor. 2F'e hedefleyerek gönderdiğin ışının uzantısı 2F'ten geçecek şekilde kırılıyor. 1.5F'e 3F olayı burada da var. Optik merkez olayı yine burada da geçerliliğini koruyor. Görüntü oluşumuna bakalım. Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü daima odak ile optik merkez arasında, dikkat, düz, sanal ve cisimden küçüktü. Test sorularında çok karşınıza gelir. Cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasından optik merceğe göre yaklaşır ve boyu büyürdü. Zaten renk olarak da buradan ne yapabilirsiniz? Ayırt edebilirsiniz. Lütfen buraya da dikkat edin. Son olarak renkleri anlatacağım sizlere. Ondan sonra hemen ne yapacağız? Sorularımıza geçeceğiz. Renkler çocuklar. Hoca hani bu çocuk şu soruyu yapsın da puan alsın. Gerçekten her sınava sorusuna konulan bir konu başlığıdır. Çok da eğlenceli bir konu başlığıdır. Sadece birkaç tane kodlama paylaşacağım ben sizlerle. Daha da rahat edeceksiniz. Şurada bir cam mercek görüyorsunuz değil mi? Pardon, mercek değil, ışık prizması diyelim, daha doğru olsun. Bu ışık prizması ne yapar? Beyaz ışığı renklerini ayırır. Sen buradan beyaz ışığı gönderirsin. Prizmadan geçtikten sonra ışık, beyaz ışık kendini oluşturan renklere ayrılır ki gökkuşağı da bu şekilde oluşuyordu. Beyaz ışığın prizmaya çarptığında farklı renklere ayrılmasının nedeni farklı renklerdeki ışınların kırılma miktarı değişken olmasıdır. Şimdi sen baktığında beyaz ışığı oluşturan renkler neydi? Kırmızı, hatırla, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordu. Kırılması küçük olandan büyük olana doğru sıralanmış haliydi bu. Bunu nasıl kodlamıştık? Kutu sayamam değil mi? Kutu sayamam. En alttaki mor, mavi ile karıştırma dikkat et. Renk karışımları neydi? Bir kere ana renkler, ara renkler vardı değil mi sevgili arkadaşım? Hemen bakalım bakalım. Kırmızı, yeşil ve mavi neydi bizim için? Ana renkleri meydana getiriyordu. İşte sarı, magenta, siyan isimli renkler de ara renkleri meydana getiriyordu. Ana renkteki 3 ışığın karışımı bana neyi verirdi? Bak, kesişim noktasının beyaz rengi verirdi. Kırmızı artı yeşil artı mavi beyaz rengi verir. Yamuk abi olarak ne yapabilirsin? Kodlayabilirsin. Yeşil,
Mavi, kırmızı. Yamuk abi olan sana neyi verir? Abinin ortasındaki B olan beyazı verir. Ara renklere baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, hemen karışımlarına bakalım. Mavi ve kırmızı bana neyi verir? Magentayı verir. Makam olarak kodlayabilirsin. Mavi, kırmızı, magentayı verdi. Kırmızı, yeşil bana neyi verir? Sarıyı verir. Kıyas olarak kodlayabilirsin. Yeşil, mavi, siyanı verir. Bunu da yamaç olarak ne yapabilirsin? Kodlayabilirsin. Bu kodlamaları aklında tuttuğun zaman zaten hangi renk neydi hiç unutmazsın. İster şu şemayı aklında tut, ister buradaki kodlamaları aklında tut. Sana kalmış o. Ben karışamam. Işık filtreleri bana ne diyordu sevgili arkadaşlar? Filtreler kendi renklerini güçlü, komşu renklerini zayıf olarak kırarak geçirirler. Daha doğrusu arka tarafa geçirirler. Hocam komşu renk neydi? Hatırla. Kutu, sayamam. Değil mi? Mor. Şimdi bir rengin bir üstündeki bir altındaki renk bunun komşu rengidir. Kırmızı sadece turuncudur komşu rengi. Dikkat et. Bir altındaki bir üstündeki renk nedir? Komşu rengi de hatırla. Mesela kırmızı filtre, kırmızı renkli ışığı güçlü, turuncu renkli ışığı da zayıf geçirir. Gerisini geçirmez. Çünkü kırmızının komşusu nedir? Turuncudur. Hemen aşağıdan da görebilirsin. Yeşil filtre, yeşil renkli ışığı güçlü, sarı ve mavi renkli ışığı nasıl geçirirdi? Zayıf geçirdi. Şimdi yeşile bakıyorum. Üstte sarı komşusu, altta mavi komşusu. E tabii ki bu ikisini geçirecek. Mavi filtre, mavi renkli ışığı güçlü, yeşil ve mor renkli ışığı ise ne yapar? Zayıf geçirir. Bak mavinin komşularına bak. Gerçekten şu kutu soyamam kodlaması seni hem bu karışımlarda hem de filtrelerde büyük olarak kurtaracaktır. Ve geldik sorulara sevgili arkadaşlar. Birkaç tane örnek soru paylaşalım. Şimdi bu birinci sorumuzda biz hoca sorar diyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten çünkü gölge oluşumuyla alakalı optikte ne sorabilir ki başka? Ya ayna soracak ya gölge soracak. Karşınıza gelir. KVL ışık kaynakları opak cisim ve perdeden oluşan şekildeki düzenekte perde üzerinde oluşan gölgenin şekli nasıldır diyor. Hemen K'dan ve L'den ne yapalım? Işık ışınları gönderelim. Hadi gel önce K'dan gönderelim. Bak cismin bir üst ucundan geçecek şekilde ışın gönderdim. Bir de alt ucuna geçecek şekilde ışın gönderdim. Perdeyi yeterince büyük olduğunu düşün. Büyük büyük çiziyorum size. Burayı karaladım. Şimdi aynısını ne yapacağım? Bir de L için yapacağım. L tam orta noktasında görüyorsunuz ki cismin. O yüzden şu şekilde ne yapıyorum? Bak çiziyorum. Gönderdim. Şimdi bunun da hemen belirledim. Ve ne yapıyorum? Çiziyorum. Bak şimdi dikkat edecek olursan şöyle yapalım hatta. Hem kırmızıyla hem de yeşille çizdiğim kısım benim için neydi? Tam gölge olarak meydana geliyordu. O zaman yukarıda yarı gölgem var. Şu siyahla karaladığım kısım da tam gölge olarak meydana geldi. Yani yukarıda küçük bir yarım gölge. Geri kalan kısım tam gölge olarak ne yapmış olduk? Nitelemiş olduk. Hani tabii ben böyle çizdim ama siz karesel sistemlerde daha da güzel çizersiniz arkadaşlar. Aşağıda verilen küresel aynalara gönderilen ışınların yansımalarını şekil üzerinde gösterelim. Bir tane tümsek, bir tane çukur aynam var. Tamamen kural sorusu çocuklar. Bak burada tümsek aynada nereye göndermiş? Tepe noktasına göndermiş. Tepe noktasına gelen ışın asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde ne yapıyordu? Alfa alfa dersek tepe noktasına yansıyordu. Çukur aynada neydi? Bak asal eksene paralel gönderdiğim ışın nereden geçiyordu? Cümlelerinizi duyar gibiyim. Odak noktasından geçecek şekilde yansımaya uğrayacaktı. Peki ben bunu merkezden gönderseydim ne yapacaktı? Merkezden geçecek şekilde yoluna devam edecekti. Ya da odaktan gönderseydim paralel olacak şekilde yoluna devam edecekti. Şu soru çocuklar, bu soruyu ben seviyorum. Çok da hani bütün soruları seviyorum genellikle ama bu soruyu ayrı bir seviyorum. Çünkü güzel bir soru ve hocalarımızın hani çok kullandığı soru kalıplarından bir tanesi. Sınavlarda da karşılaşırsınız. Lütfen buraya çok ama çok ne yapın? Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Diyor ki kaynak ile çubuk arasındaki yatay mesafe 3H ise sevgili arkadaşlar, kaynak ile çubuk arasındaki mesafeden bahsetmişiz. Biz orayı ne yapacağız? 4H olarak kullanacağız. Oraya 3H yazmışız ama çubuğun gölgesi kaç H'tır? Yani siz şekil üzerindeki, şurayı değil de şekil üzerindeki kısmı baz alın. Şuraya X diyelim mi sevgili arkadaşlar? Gölgenin boyunu sormuş ya bana. Gölgenin boyuna ben ne diyeyim? X diyeyim. Tamamen matematikte kullandığımız benzerlikten yola çıkarak yapacağız bu soruyu sevgili arkadaşlarım. Şimdi benzerlik yapıyorum. Şurasının oranının burasının oranı değil mi? Şurası burası. Bir de 5H'ın 9H'ı olan oranı bana ne yapacaktır? H X cinsinden değerini verecektir. Hemen yazalım bakalım. Şöyle kağıdımızı da düzeltelim. X bölü X artı 4H eşittir diyoruz. 5H bölü 9H. Şu H'ları bir gönderelim gitsin fazlalık. İşler dışlar çarpımı yapalım sevgili arkadaşlar. 9X eşittir 5. Şuradan yapalım şöyle. Ne yapıyoruz? 5x artı 20h'tan. Hemen x'leri düzenleyelim. 4x eşittir 20h'tan. Buradan h benim karşıma ne olarak geldi? 5 olarak
gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. X eşittir 5H olarak yazalım burayı. X eşittir 5H'dan o zaman benim oluşan gölgemin boyu ne kadar oldu? Cismin boyuyla neredeyse aynı oldu değil mi sevgili gençler? Tamamen benzerlik yapıyorsunuz ama şimdi bak matematikle fiziğin özellikle gölgelerin birleştirildiği güzel bir sorudur. Çıkma ihtimali var. Yine şu tarz sorularda dikkat edin. Tamamen kuralı biliyor musun bilmiyor musun? Bunun ölçüldüğü bir sorudur. Bir çukur aynanın asal eksenine paralel gönderilen turuncu renkli T ışını. Neymiş rengim? Turuncu. Işını şekil 2'deki yolu izlediğine göre aynı aynaya mor ve kırmızı ışık gönderildiğinde hangi yolları izler diyor. Şimdi benim yansımada ışığımın rengi önemli miydi? Asla önemli değildi sevgili arkadaşlar. Asal eksene paralel gönderilen ışın odak noktasından geçecek şekilde geri yansıyacaktı. İki yolunu izlediğine göre benim burada iki yolumu kestiği nokta neresidir? Odak noktasıdır. Ben istersem çukur aynaya turuncu, mavi, mor, yeşil, kırmızı istediğim renkte ışın göndereyim. Asal eksene paralel gönderiyorsam odak noktasından geçecek şekilde kırılacaktır. Yani ışın rengi ne olursa olsun iki yolunu izleyerek yoluna devam edecektir. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Işığın kırılması ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışığın hızı azalır. İfadesi var. Hayır, ışığın hızı azalmaz. Işığın hızı artar çünkü çoktan aza geçiyor. Sen tenha bir ortama çıktın, kalabalık bir ortamdan. Tabii ki hızlanarak yoluna devam edeceksin. Yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Doğru bir ifadeydi. Hatırla hemen. Camdan neydi? Havadan cama gelmişti. Kırılmadan dik geldiği için yüzeye devam etti. Normale yaklaşarak kırılan ışığın hızı azalır. Şimdi normale yak, şurası normal olsun. Normale yaklaşarak kırılıyorsa bir ışık ışını, ikinci ortamın kırılma indisi nedir? Birinci ortamın kırılma indisinden büyük demektir sevgili arkadaşlar. Evet, azalır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olarak ne yaptı? Karşımıza gelmiş oldu. Kırılma ile ilgili bahsetmişsek bu sorudan da çözmesek olmaz. Hemen bu soruyla toparlayalım. Işık ışınının KLM ortamlarında izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre sevgili arkadaşlarım ne diyor bana? Bu ortamlar arasındaki kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nasıldır? Hemen bakalım. K'dan L'ye geçen ışık ışını normale ne yapmış? Yaklaşarak kırılmış. O zaman L'nin kırılma indisi K'nın kırılma indisinden büyüktür. Bu birinci şekil için. İkinci şekil için bakalım. K'dan M'ye geçen ışık ışını normalden uzaklaşarak kırılmış. Demek ki K'nın kırılma indisi M'nin kırılma indisinden nedir? Daha büyüktür. Sıralamaya baktığımız zaman en büyük kırılma indisi hangisinde oldu? NL'de oldu. Sonra NK'da, sonra NM'de oldu. Ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki de bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Biz de dersimizi sonlandırmış olduk sevgili arkadaşlarım. Ödüllü sorumuz sizlerle. Cevaplarınızı yorumlarımıza bekliyoruz. Şimdiden sınavda hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Sınav notlarınızda yorumlarımızı eklemeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.